Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, Rusya ile Türkiye arasındaki 5. ortak kara devriyesi sürüyor. Şimdi detaylara bakalım. Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile 5. ortak kara devriyesi Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin batısında Aynel Arap bölgesinde sürüyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamada tüm kışkırtmalara rağmen kara devriyesi Aynel Arap'ta sürüyor ifadesine yer verdi. Daha önce de sınırın 10 kilometre derinliğinde belirli aralıklarla 4 ortak devriye gerçekleştirmişti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitti. Ziyaretin sancılı ve sisli bir dönemde gerçekleştiğini belirten Erdoğan ve kritik görüşmede ele alınacak başlıkları anlattı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan mutabakata rağmen bölgenin terör örgütünden temizlenmediğini belirtti. Buyurun, buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik Amerika Birleşik Devletleri ziyareti başladı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde kritik öneme sahip ziyaret için bu sabah Washington'a gitmek için yola çıktı. Bu ziyareti Türk-Amerikan ilişkilerinin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde icra ediyoruz. Sayın Trump'la gündemimizde yer alan tüm konuları ayrıntılı ve samimi bir biçimde görüşeceğimize inanıyorum. İki liderin görüşmesinde en kritik başlık Suriye olacak. Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan mutabakata değindi. Şu an itibariyle terör örgütlerinin bu bölgeden çekildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değil. Hala terör örgütleri burada. Ve işte en son dün Kamışlı'da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri ortada. Ondan önceki günlerde yine aynı şekilde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Terör örgütleri Münbiç'te de ne yazık ki var. Aynı şekilde kısmen Tel Abyad'da da bunlara rastlıyoruz. Yine aynı şekilde bunlar Tel Rifat'ta da var. Yani buradan ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değiller. Erdoğan, DEAŞ'lıların iadesiyle ilgili de almışlar almamışlar bu bizi pek ilgilendirmiyor diyerek sürecin devam edeceği mesajını verdi. Bu bağlamda DEAŞ ve PKK, YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız. Ülkemizin DEAŞ'la mücadelede ödediği bedelleri ve kararlılığını bir kez daha gündeme getirirken, bu sıralar bildiğiniz gibi DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık ve tabii buralarda da ciddi bir telaş, artık bir tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Tabii bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün. Onlar ne yapacaklarının kararını versinler. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin son dönemde aldığı Türkiye karşıtı kararlarında masaya yatırılması bekleniyor. Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar konusunda Ankara'nın rahatsızlığını Trump'a iletecek. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası ve DEİK Türkiye ABD İş Konseyi tarafından düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı. It is a great pleasure to welcome President Erdogan
Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la çarşamba akşam saatlerinde bir araya gelecek. Sayın seyirciler, cari dengedeki iyileşme sürüyor. Cari işlemler hesabı Eylül'de 2 milyar 477 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası ödemeler dengesi rakamlarını paylaştı. Buna göre cari işlemler fazlası bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon Amerikan doları artarak 2.477 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Söz konusu gelişmede ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon Amerikan doları azalarak 867 milyon Amerikan dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon Amerikan doları artarak 4.324 milyon Amerikan dolarına yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise bir önceki yılın Eylül ayına göre 670 milyon Amerikan doları artarak 5.791 milyon Amerikan doları olarak gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ayda 29 milyon Amerikan doları net artış gözlendi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aile sigortasının devreye alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu, kadınlara asgari ücret düzeyinde paranın hesaplarına yatırılması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde aile sigortası vardı. Aile sigortasını gündeme getirmiş. Eğer bu ülkede aile sigortası olsaydı, her eve en az asgari ücret düzeyinde bir gelir garantisi verseydik, Allah aşkına söyler misiniz, insanlar daha huzurlu olmaz mıydı? Daha mutlu olmaz mıydı? Anneler çocuklarının karnını doyurmaz mıydı? Makarna vereceğine, kadının banka hesabına para yatırsanız, her ay 2020 lira yatırsanız, kadın gidip işçi gibi, memur gibi, emekli gibi aylığını çekse, o da gidip de alışveriş yapsa, çocuğunun evinin ihtiyacını karşılasa daha iyi olmaz mıydı? CHP lideri bu işin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Aile sigortası bizim bulduğumuz bir şey değil. Bir mucize de değil. Aile sigortası Uluslararası Çalışma Örgütü'nün getirdiği bir kuraldır. Sosyal güvenliğin asgari normları diye bir sözleşmesi var. 102 sayılı sözleşme. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmede öngörülen 9 sigorta dalını uygulama, hayata geçirme sözü vermiş. Ne zaman? 1971 yılında. Kılıçdaroğlu daha huzurlu bir toplum için aile sigortasının önemli olduğunu ifade etti. Bugüne kadar 9 sigorta dalından 8'i uygulanıyor. Hangileri? Yaşlılık sigortası uygulanıyor. Mallık sigortası uygulanıyor. Ölüm sigortası uygulanıyor. Hastalık sigortası uygulanıyor. İş kazası sigortası uygulanıyor. Meslek hastalığı sigortası uygulanıyor. Analık sigortası uygulanıyor. İşsizlik sigortası uygulanıyor. 9. sigorta dalı aile sigortası uygulanmıyor. Niçin? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya zam yapıyor. Daha önce İspark ve Halk Ekmeği'ye yapılan zamların ardından şimdi de evlerde kullanılan suyun fiyatı %20 artırılıyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi İstanbul'a verdiği sözü çabuk unuttu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ayağına güller dökülerek karşılandığı bir toplantıda suyu %40 ucuzlatacakları vaadinde bulunmuştu. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su %40 daha ucuz girecek. Bakın bu kadar net. AK Parti grubu seçimlerden sonra belediye meclisine verdiği teklifle konutlarda %46, iş yerlerinde %10 indirim sağladı. Ancak İBB yönetimi göreve geldikten 5 ay sonra seçim döneminde kendi vaatleri de olan su indirim teklifini iptal ederek %20 zam teklifi hazırladı. 1 Aralık'tan geçerli olacak yeni tarifeye göre konutlarda kullanılan birinci ve ikinci kademe suya %20 zam yapılacak.
İmamoğlu göreve gelmesinin hemen ardından halk ekmek ve İspark ücretlerine de zam yapmış, tepkiler üzerine bunun finansal düzenleme olduğunu savunmuştu. Zam kararı değil, bu bir finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. Burada bir yanlış bir sistem hatası var. Vatandaşlar şimdi İmamoğlu'ndan seçim öncesinde verdiği sözü tutmasını istiyor. Suyunuza kadar hayatı ucuzlaştıracağız. Artık evinize, hanenize su %40 daha ucuz girecek. Bakın bu kadar net. Başka soru var mıydı? Çok teşekkür. Moraliniz yüksek olsun. Her şey çok güzel olacak. Türkiye dün eşine dünyada az rastlanır bir etkinliğe imza attı. 11 milyon fidan toprakla buluştu ve güzel etkinlik bu kadar kısa süre içinde olunca rekorlar da geldi. Türkiye 11 milyon fidanı 3 saatte toprakla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği etkinlik ülke genelinde büyük ilgi gördü. Vatandaşlar hemen her yerde bu güzel faaliyetin parçası olabilmek için yarıştı. 11 Kasım'da yani kabaca aslında burada iki tane dünya rekoru konuşuyoruz ama şimdi Guinness ekipleriyle de ekiplerimiz tartışıyor. Daha fazla rekora aday olma ihtimalimiz de var gözüküyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ağaç dikme kampanyasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Dün Guinness rekor denemesine de Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232.647 fidanla bir saatte en fazla fidan dikme rekorunda dün kırarak 3.000 kişinin katılımıyla fidanla Türkiye adına da tescil ettirmiş olduk. Daha sonra Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici de rekoru tescilledi. Guinness rekoru takip olarak büyük bir mutlulukla bir saat içinde en çok ağaç dikme rekorunu şu andan itibaren 303.350 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu resmi olarak onaylıyoruz. Sayın seyirciler, SAT komandoları helikopterle indikleri gemideki terör unsurlarını temizledi. Doğu Akdeniz 2019 tatbikatındaki görüntüler gerçeğini aratmadı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 davet tatbikatının Marmaris açıklarında düzenlenen ilk günü tamamlandı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2 yılda bir icra ettiği tatbikat katılan unsurların sabaha karşı Aksaz Limanı'ndan ayrılmasıyla başladı. İlk günün senaryosu gereği TCG Sancaktar gemisi teröristler tarafından ele geçirilmiş sivil bir gemiyi temsil etti. Helikopterle geminin pistine inen SAT komandoları gemiyi güvenli bir şekilde terör unsurlarından arındırdı. Helikopter inmeden önce helikopter kaza kırım timi de hazır vaziyette görev başındaydı. Tatbikat esnasında posta çantası adı verilen uygulamayla iki gemiden birbirine atılan halat yardımıyla geçiş düzeneği kuruldu. Savaş sırasında gereken mühimmat ve acil yardım paketleri bu düzenek yardımıyla diğer gemiye geçirildi. Paket alındıktan sonra diğer gemiye deniz geleneği olarak teşekkür mahiyetinde hediye gönderildi. 15 ülke, 32 gözlemcinin katıldığı tatbikat 20 Kasım'da sona erecek. Sayın seyirciler, Esad rejimi sivillerin üzerine yine bomba yağdırdı. İdlib'e düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. Sivillerin üzerine yine bomba yağdı. İdlib'e düzenlenen topçu saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Saldırı kentin güneyindeki Baskala köyüne yapıldı. Evladını kaybeden babanın feryadı yürekleri dağladı. Bu görüntülerin üzerinden çok geçmeden bir saldırı daha oldu.
Güneyde bulunan Kafrnabıl köyüne düzenlenen hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumları kritik. Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib halkına yaptıkları zulmün sonu gelmiyor. PKK'nın kırsal alandaki yapılanması darbe üstüne darbe alıyor. Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de yürütülen Kıran 5 operasyonunda ele geçirilen mühimmat imha ediliyor. PKK'lı teröristlere Kıran 5 operasyonuyla darbe vuruluyor. Muş kırsalındaki operasyonlarda tespit edilen sığınak ve ele geçirilen patlayıcılar imha edildi. Bölgeler değişiyor ama mücadele değişmiyor. Erzincan'ın Kemah ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerin inlerine girildi. Örgüte ait 30 sığınak ve 14 mağara yerle bir edildi. Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta terör örgütüne yönelik 179 tim ve 2625 askerin katılımıyla Kıran operasyonunun 5. aşaması 8 Ekim'de başlatıldı. Sarp ve kayalık arazilerdeki teröristleri etkisiz hale getirmeye çalışan timlere insansız hava aracı ve atak helikopterleriyle de havadan destek veriliyor. Sayın seyirciler, Van'da PKK-KCK yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP'li İpek Yolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan'la eş başkan Şehzade Kurt tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK-KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında örgüte üye oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle tespit edilen iki şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda HDP'li İpek Yolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan'la sözde eş başkan Şehzade Kurt isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üs ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yapılan sorgunun ardından Belediye Başkanı Azim Yacan'la eş başkan Şehzade Kurt çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doğum sırasında anne ve bebek kaybetme oranında son 17 yılda büyük gerileme olduğunu söyledi. Koca aşılama oranında ise %98'lik başarıya ulaşıldığını anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bilgiler verdi. Bakan Koca, AK Parti hükümetleri döneminde anne ve bebek sağlığı konusunda büyük mesafeler kat edildiğini bildirdi. 2002 yılından bu yana temel sağlık göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 64'ten 13.6'ya, bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda 31.5'tan 6.8'e düşmüştür. Koca aşılama konusunda da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğumuzu hatırlattı. Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık. Ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı %96'dan 98'e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla BSC aşısında oranımızı %93'ten 96'ya, beşli karma aşıda ise %96'dan 98'e yükselttik. Bildiğiniz gibi aşı bulaşıcı hastalıklarından korunmada en etkili araçtır. Sadece bireyi korumaktan öte tüm toplumun sağlığı içinde kilit rol oynamaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız. ...12 Kasım 1999 Düzce depreminin üstünden 20 yıl geçti. Onlarca insanın yaşamını yitirdiği afetin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.
o güne, beton yığınlarının başında bekledikleri anlara gittiler. Takvimler 12 Kasım 1999'u gösteriyordu. Düzce depreminin üzerinden yıllar geçti ama acısı hala taze. 99 senesinde babamla abimi kaybettim. Nelerce psikolojik olarak kötüye gittik yani. Daha da gitmeye durumdayız yani, gidiyoruz şu anda. Oğlumu kaybettim. Yakın akrabalarımızdan da çok kişileri kaybettim. Hepsi genç, hepsi çocuk. Çok üzgünüz. Ne yapalım? Unutulmuyorlar ki. Azıcık eğer bir deprem olduğu zaman aynı şeyleri yine yaşıyoruz. Merkez üssü kaynaşlı olan 7,2'lik depremde hayatlarını kaybedenler bugün kabirleri başında anıldı. Yakınlarını kaybedenler o kötü günleri bir kez daha hatırladı. Kaynaşlı Belediye Meydanı'nda da bir tören düzenlendi. Birçok vatandaşın katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sayın seyirciler, Hong Kong'da kaos sürüyor. Polis ve göstericiler arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Son olarak protestocular Çin yanlısı bir adamı benzin döküp yakmaya çalıştı. Hong Kong'da sokaklar yine karıştı. Hem polisin hem de protestocuların gösterdiği şiddet arttı. Ayrılık yanlısı eylemciler Çin yanlısı olduğunu tespit ettikleri bir kişiyi üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı. Yanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Önceki günde polis ekipleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açmış, bu durum tansiyonu daha da yükseltmişti. Suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto için Haziran ayında başlayan eylemler geniş kapsamlı bir demokrasi hareketine dönüşmüş durumda. Yasanın geri çekilmesi de protestoları dindirmedi. Sayın seyirciler, gökbilimcileri heyecanlandıran Merkür tutulması gerçekleşti. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür'ün Güneş'le Dünya arasından geçişine milyonlarca insan şahitlik etti. Tutulmayı TÜBİTAK'ta canlı olarak yayınladı. Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş'le Dünya'nın arasından geçti. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturdu. Gözlem sırasında uzmanlar katılımcılara bilgilendirme yaptı. Bilim Toplum Merkezi'ndeki tek teleskoptan yapılan gözlem YouTube üzerinden canlı yayınlandı. Diğer dış yıldızlarda da gerçekleşiyor. Biz buna ne diyoruz? Gezegen transiti diyoruz, gezegen geçişi. Ve biz bunları yeryüzünden gözleyebiliyoruz, bu transitleri. Egzoplanet geçişleri ve o gezegenin veya yıldızının fiziksel özelliklerini ortaya çıkartabiliyoruz. O açıdan önemli bir olay aslında bu. Diğer yıldızlarda da gerçekleşmesi bakımından çok önemli bir olay bu. Merkür'ün geçişi Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu'ndan tamamen, Türkiye'dense öğleden sonra başlayıp gün batımına kadar gözlemlenebildi. Merkür ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş'in önünden geçiyor. Bir sonraki geçiş ise 13 Kasım 2032 tarihinde gerçekleşecek. İstanbullular güneş sisli havayla uyandı. Ulaşımı olumsuz etkileyen doğa olayı Boğaz'da ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Uyarılar önceki günden yapılmıştı. Beklenen sis bu gece itibariyle kendini gösterdi. İstanbul boğazına kadar sise gömüldü. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, trafik yoğunluğu oluştu. Vapur seferlerinde de kısa süreli aksamalar yaşandı. Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise sislerin içinde kayboldu. Gri bulutlar boğazı tamamen örttü. Kış sezonuna hazırlanan Bursa Uludağ'da güvenli ulaşım için teleferik hattı bakıma girdi. İşçiler yerden metrelerce yüksekte çalışmalara başladı.
Yaz-kış gözde tatil merkezlerinden olan Bursa, Kasım ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde sezona hazırlanıyor. Güvenli ulaşım için teleferik hattı bakıma alındı. 2 hafta şeklinde programladık. 5 gün 5 gün hafta sonları açık olacağız. İlk 5 gün arkadaşlar direklere çıkıyorlar. Direklerdeki makara aşınımlarını kontrol ederek herhangi bir aksilik olup olmadığını kontrol ediyorlar. Daha sonradan da sistemin güvenliği için tekrardan hatta çalıştırıp sistemin çalışmasını kontrol ediyorlar. Güvenlik önlemlerini alan ekip teleferiğe müdahale için işe koyuluyor. Onları seyretmek ürkütse de yaptıkları işin hakkını veriyorlar. Özellikle bakım ekibinde çalışan veyahut da operatör olarak çalışan bütün arkadaşlarımızın yüksekte çalışma belgesi var. İş güvenliğine uygun bir şekilde kıyafetlerini giyip, kemerlerini takıp, baretlerini takıp, herhangi bir koşul ne olursa olsun, bu koşullar kış, soğuk, yüksek olabilir ama buna donanımlı arkadaşlarla birlikte zaten bu işi yapmaktayız. Ve her zaman da söylediğimiz gibi bizim için öncelikle iş güvenliği, kendi güvenliğimiz, daha sonra da gelecek olan misafirlerimizin güvenliği ön planda. Eğitimli işçiler ve mühendislerin yer aldığı teknik ekibin işi hiç de kolay değil. Öyle ki bakımları yapılan direklerin yükseklikleri zeminden 165 metreye kadar ulaşıyor. En yüksek yerimiz. Lakin herhangi bir sıkıntı yok. Biz her zaman dediğimiz gibi yüksekte de çalışsak arkadaşlarımızla birlikte zor koşullarda bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bakım ekibimiz birlikte sahada 5 kişiyiz şu an. 5 kişiyle birlikte bütün direklerin bakımını yapıp en kısa sürede de misafirlerimizin hizmetine açmayı düşünüyoruz. Yolcuların güvenliklerini sağlamak için yapılan bakımlar yaz ve kış olmak üzere 2 bölümde yapılıyor. Bilim insanlarının merakla beklediği projelerden olan ve 2020 yılında hizmete girmesi beklenen Doğu Anadolu Gözlemevi çalışmalarında sona geliniyor. İşte son durum. Erzurum'da çalışmaları süren Doğu Anadolu Gözlemevi projesi ilk ışığın alınacağı 2020 yılının sonunu iple çekiyor. Zira ilk ışık 2020 sonunda alınacak. Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi'nin desteğiyle Atatürk Üniversitesi astrofizik araştırma ve uygulamalarına devam ediyor. Projede 3. kısma ulaşan mühendisler bu aşamada 4 metreye kadar olan bütün ayna ve uzay uydu ekipmanlarının kaplanacağı ayna kaplama sisteminden oluşan AKS projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Uçtuğu sırada bir iş yerinin tabelasına çarpan serçenin kalbi durdu. İşletme sahibi Gökhan Yeniceli ise vakit kaybetmeden kuşa müdahale etti ve kalp masajı yaptı. Hemen söyleyelim, müdahale mutlu sonla bitti. Ses çıktı, gördün mü? Gördüklerimizi yaptık. Sünni teneffüs, işte kalp masajı yaptık. Biraz kendini toparladı. Ondan sonra bir köşeye koyduk, hani uçmasını bekledik. O anda kendine geldi, biraz toparlandı. Yaptığı kalp masajı sayesinde kalbi duran serçe hayata döndü. Malatya'da yaşayan esnaf Gökhan Yeniceli bir serçenin tabelaya sertçe çarparak yere düştüğünü gördü, hemen müdahalede bulundu. Serçeyi eline alan esnaf önce suni teneffüs ardından da kalp masajı yaptı. Kalp masajı sonrası serçe kendine geldi, kafası yerden kalktı. İnsanlık görevimizi yapmak için elimize aldık, gerekeni yaptık. Yani hayvanlar da vicdan taşıyor. İnsanlar nasıl canlıysa, hayatımızda varsa hayvanlar da hayatımızda vardır. Onlar da vicdandır yani. Sayın seyirciler, Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'te feci bir kaza meydana geldi. 2 trenin çarpışması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. İki yolcu treni çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Bangladeş'te meydana gelen feci kazada en az 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var. Kaza gece 3 sularında yaşandı. Dhaka'ya gitmek için yola çıkan bir yolcu treni karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştı. Yaralı yolcular Kospa Hastanesi'ne kaldırılırken kazazede yakınları bölgede dakikalarca gözyaşları içinde görevlilerden iyi bir haber bekledi.
Nüfusu yoğun olan ülkede tren seferlerinin az olması nedeniyle ortaya çok ilginç kareler çıkıyor. Yalnızca başkent Dakka'da her gün 2000'den fazla insan vagonların üzerinde seyahat ediyor. Bu durum geri dönülmeyecek birçok tehlikeye kapı aralasa da insanlar gidecekleri yere ulaşmak için mecbur kalıyor. Halı kesme geleneği Altındağlı kadınların elinde yeniden başladı. Kadınlar atalarımızdan kalan bu güzel mirasa sahip çıkalım diyor. Altındağlı kadınlar şu sıralar atalarımızdan yadigar halı kesme geleneğini günümüze taşıyor. Altındağ Belediyesi'nin kadın eğitim ve kültür merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştüren kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Ben de çok istiyordum zaten dokumayı. Aile bütçemize de katkıda bulunuyor. Yani para da kazanıyor burada. Şimdi de ipek halı dokuyorum. Halı dokuma kursunda yaklaşık bir yılda çok güzel ürünler ortaya çıktı. Bitirmiş olduğumuz halı 7 dağın çiçeği, hereke halısı 60-60. Bizim tarihi mirasımızı simgeleyen desenler, kültürümüzü simgeleyen desenler halımız. Onun için onun deseni de dokuması da bizim için çok önemli. Yani kültürümüze sahip çıkarsak, yani anneannemizin, babaannemizin, dedelerimizin, atalarımızdan kalma bir miras gibi düşünüp bu kültürümüze sahip çıkalım. Yok olmasın. Bizden sonra gelen nesiller de bu kültürü devam ettirsin. Halı ve kilim dokuma atölyesinde aylardır el emeği göz nuruyla dokunan halıların son ilmeği geleneksel yöntemlerle kesildi. Acele etmeyelim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Balıkesir'deki bir ilkokulda öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla kültür müzesi açıldı. Müzede nostaljik ürünler sergileniyor. Eski radyo, nostaljik halı ve dahası hepsi bu sergide ziyaretçileriyle buluşuyor. Milli Kültür Müzemiz çocuklarımıza, geçmişlerine, değerlerine, sahip oldukları güzelliklere sahip çıkmaları açısından, bunu anlamaları açısından önemli bir çalışma. Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mehmet Refik Terzioğlu İlkokulu 4. sınıf öğretmen ve öğrencileri okullarında Milli Kültür Müzesi açtı. Tabii ki öncelikle öğretmenlerimizin fikri bu. Böyle bir müze açalım mı dediler bana. Ben de tabii ki dedim seve seve. Ve evlerinden, öğrencilerinin evlerinden, anneannelerinden, babaannelerinden, dedelerinden kalma 100 yıllık, 70 yıllık, 50 yıllık bizim çocukluğumuzu hatırlatan objeleri buraya getirdik. Maksadımız çocuklarımızın kendi geçmişlerine sahip çıkmaları gerektiğini öğrenmeleri. Müzede görevli öğrenciler de giydikleriyle o dönemi yansıttı. 100 yıllık seccadeden 50 yıllık haşhaş dibeğine kadar uzanan Milli Kültür Müzesi özellikle orta yaş grubundan büyük ilgi görüyor. Biz çocukluğumuza döndük. Çocuklarımız da şaşırdılar bizim bir dönem bunları kullandığımızı öğrenince. Ben çalışmanın çok güzel yerlere ulaştığına inanıyorum. Geçmişine sahip çıkmayan bir nesil geleceğini şekillendiremez mesajını veren Milli Kültür Müzesi bir süre daha ziyarete açık olacak. Karadeniz'in hemen hemen her ilinde farklı şekilde yapılan pideler bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pideleri birbirinden ayıran özellikleri ise pişirme biçimi ya da şekilleri. Espiye pidesi de bunlardan biri. Giresun'un Espiye ilçesine has olarak yapılan pide uzunluğu, inceliği ve lezzetiyle dikkat çekiyor. 3 gün oluyor. Her gün işte dün gibi yapıyorlar. Espiye pidesinin bir porsiyonu yaklaşık 1 metre. İsteğe bağlı olarak pidenin uzunluğu 1,5 metreye kadar çıkarılabiliyor. Yaptığımız pideleri müşterilerin isteğine göre 1 metre, 1,5 metreye kadar yapabiliyoruz. Yani ince ve uzun. Bu arada pide hamuru merdane yardımıyla değil tamamen elle açılıyor. Bizim espiye pidesinin en büyük özelliği elle açılmasıdır. Çünkü merdaneyle açılsa merdaneyle açılan hamur özelliğini kaybeder. Bu da pidenin piştikten sonra çıktıktan sonra daha çabuk kurumasına yol açar. Onun için elle açıyoruz. Hamur hiçbir şekilde özünü kaybetmiyor. Espiye pidesinin bir özelliği de uzun ateşinde pişmesidir. Bu pideyi yiyenler sindiriminin de kolay olduğunu söylüyor. Espiye pidesinin özelliği
Midede sindirimi çok kolaydır. Mideyi rahatsız etmiyor. Kullandığımız ürünler genelde hep köy ürünleri ve kaliteli ürünler kullanıyoruz. Yöresel ürünler kullanıyoruz. İlk başta pideye lezzet veren %50 ürünlerin kalitesi %50 ustanın kaliteli. Evet. Şimdi sıra dışı bir kabak getireceğiz ekranlarınıza. Boyu 1 metre 70 santim. 6 ayda bu boya ulaşan kabak görenleri hayrete düşürüyor. Burası Bartın'ın Kumaçorak köyü. Köyde tarımla uğraşan Nazım Killi, Zonguldak'taki arkadaşından kabak tohumu aldı. 6 ay önce kabağı evinin arkasındaki bahçesindeyken Killi, zaman zaman kontrol ettiği kabağın büyüme hızını görünce gözlerine inanamadı. Çünkü 6 aylık süreçte kabağın boyu... Bu kabağın boyu 1.70. Kabağın gelişiminden memnun kalan Killi, üretim alanını genişletmeyi düşünüyor. Önümüzdeki yıllarda biz bu kabağın geliştirerek, daha fazla ekerek ticaret yapmayı düşünüyoruz. Herkese verip çoğalsın. Yani güzel bir görüntüsü var. Köy sakinleri de kabak karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Köyde görenler ilk görenler olduğu için bizim gibi doğrusu şaşırdılar. Yani hiç kimse beklemiyordu bu kabağın bu kadar büyük olduğunu. Ya ilk defa görüyoruz baba ya. İlk defa buralarda bu yaygın. Ya bu civarda böyle kabak yok. Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen dünyanın en yeni keşfi Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonları tüm ayrıntılarıyla görüntülendi. Görüntüler eşsiz güzelliği gözler önüne serdi. Elazığ'ın Kebanlı Baskeli ilçeleri arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklı Kapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonlarının güzelliği tüm ayrıntılarıyla havadan ve içinden görüntülendi. Keban ilçesinde tekneyle ortalama 40 dakikada Saklı Kapı Kanyonu'na, 50 dakikadaysa Kara Leylek Kanyonu'na ulaşım sağlanabiliyor. Saklı Kapı Kanyonu yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğuyla dikkat çekiyor. Kanyonun ilk 1 kilometrelik kısmının ardından açık alana ulaşılırken 20 metre ilerisinde ikinci kısım başlıyor. İkinci kısımda belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor. Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel çölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor. Saklı Kapı Kanyonu'ndan tekneyle 10 dakika uzaklıkta yer alan Kara Leylek Kanyonu'nun görselliği ise ayrı bir keyif veriyor. Tekneyle gezilebilen kanyonda kara leyleklerin yuvaları görülürken aşağı doğru büyüyen küçük ağaçlar dikkat çekiyor. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan delik ise kuş bakışı kalbi andırıyor. Yeşili ve muhteşem tabiatıyla ünlü Karadeniz yaylaları hazan mevsiminin renklerine boyandı. İşte o görüntüler. Tabiatın yemyeşil rengi yerini kızıl, sarı ve turuncuya bıraktı. Karadeniz yaylalarında hazan mevsimi havadan görüntülendi. Adeta renk cümbüşünün yaşandığı noktalardan biri de Ordu. Kabadüz ilçesinde bulunan Kale Boynu, Tosun Alanı obasıyla Turnalık yaylasını çevreleyen ormanlar sonbaharın göz alıcı renkleriyle kartpostallık görüntüler sunuyor. Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyenler özellikle hafta sonları mutlaka yaylaları ziyaret ediyor. Doğru ve güvenilir haberin adresi İHA'ya ulaşmak artık çok daha kolay. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0506 889 88 77 ve 0505 577 33 33 nolu WhatsApp hattı üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. İHA, habercilikte daima öncü.
Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Taşınan burada bir pancar ekimi planladık ve başarıyla da uyguladık. Önce toprak analiziyle başladık çalışmalarımıza. Toprağımızın ne istediğini, nasıl bir uygulama yapacağımızı ilk aşamada onlar belirledik. Sonra toprak hazırlandı, ekim yapıldı. Sonra gübreleme çalışmaları başladık. Gübreleme sırasında da ziraat mühendisleri arkadaşlarımızla birebir çalıştık. Gerçekten mükemmel bir sonuç elde ettik. Dün polar oranlarını ölçtürdük, 19.60 geldi. Polar oranı. Dakar'dan da verim 10 ton civarında bir verim bekliyoruz biz buradan. Hatta 10 ton da üzerinde olabilir. Bitkinin gelişimi de çok farklı oldu. Tabii şimdi büyüklüğü de çok farklı oldu bak buranın. Ben 30 yıldır bu pancar ekiminden uğraşıyorum. İlk defa bu kadar verimli bir pancar elde ettiğimi düşünüyorum. O kadar güzel oldu yani. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağ. Toprak numunesi nasıl alınır? Toprağın üzerindeki ot, sap gibi materyaller temizlenir. Numune aleti toprağa 30 santim derinlikte daldırılır ve V harfi şeklinde bir çukur kazılır. Çukurun düzgün yüzeyinden 3-4 santim kalınlığında bir toprak dilimi alınır. Tarlanın bir ucundan girip öbür ucuna kadar zikzak şeklinde ilerleyerek numuneler alınır. Alınan topraklar karıştırılıp 1-1,5 kilogram numune bez torbaya konulur. Çok yıllık bitkilerde numune ağaçların taç iz düşümlerinden alınmalıdır. Meyve fidanları dikilmeden önce 0-30, 30-60, 60-90 santimetre derinliklerden ayrı ayrı toprak örnekleri alınmalıdır. Alınan toprak örnekleri temiz bir yere serilerek kurutulur. Numune etiketi eksiksiz bir şekilde doldurulur. Alınan toprak numunesi en yakın laboratuvara teslim edilir. Gübretaş, bu toprağın renklerinde biz varız. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2+1'den 4+1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr.
Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Euro 2020 elemeleri H grubunda lider durumda bulunan ve gruptaki son iki maçına çıkacak olan A milli takımda hazırlıklar başladı. Milliler 14 Kasım'da Türk Telekom Stadında İzlanda ile 17 Kasım'da da deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek. A milli takım İzlanda ile berabere kalsa bile Euro 2020'ye gitmeyi garantileyecek. Bu maç öncesinde Riva'da toplanan Ay Yıldızlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan isimlerden Gökhan Akkan kadrodan çıkarılırken bu ismin yerine Fenerbahçe'nin genç filebekçisi Altay kadroya dahil edildi. Antrenman öncesinde Şenol Güneş futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve İrfan Can Kahveci takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını gerçekleştirmek üzere salona gitti. Sakatlığı bulunan bir diğer isim olan Emre Belözoğlu da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Dün kendi liglerinde forma giyen futbolcular da düz koşunun ardından rejenerasyon antrenmanını gerçekleştirmek üzere takımdan ayrıldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yapan futbolcular daha sonra 3 takım halinde top kapma idmanı gerçekleştirdi. İlk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen çalışmanın basına kapalı olan bölümünde ise futbolcular İzlanda maçının taktiği üzerinde çalıştı. Maçlar öncesi basın toplantısında konuşan A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, hedefimiz 2 maçta 6 puandır dedi. Rakibimiz İzlanda, özellikle ilk maç için söyleyeceğim İzlanda. Zaten grupta Fransa ile birlikte güçlü rakiplerimizdi. Sahamızda oynayacağımız müsabaka ve en son Andorra maçıyla bu grupta olan tüm maçları bitireceğiz. Hedefimiz 2 maçta 6 puandır. Ama en kötü ihtimalle burada alacağımız bir beraberlikte grupta çıkmamızı garanti edecektir. O yüzden kazanmak için oynadığımızda en kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir skor. Güneş yeni oyuncuların önünü açmak istiyoruz ifadesini kullandı. Oyuncularımızı uluslararası sahada yarıştırarak hem başarılı kılmak istiyoruz hem de yeni oyuncuların önlerini açmak istiyoruz. Onlar için idol olacak bu oyuncular. Kendi oyunlarını oynamış ve sonucu almış olmuyorlar. Aynı zamanda gelecek olan nesillere iyi bir izlenim bırakarak onlara da önünü açıyorlar. Dolayısıyla sorumlulukları fazla. İnşallah bu şampiyonaya katıldığımızda, Avrupa Şampiyonası'na o tecrübeyle Dünya Kupası'na da katılarak 4 yıl içerisinde yeniden Türk futbolunun da ivmelerini ortaya koyarız. O yüzden sorumluluklarımız fazla. Şu ana kadar geldiğimiz nokta iyi, memnunum. Kafes dövüşünde Türkiye'yi ilk kez temsil edecek olan kadın boksör ve MMA sporcusu Sabriye Şengül, 23 Kasım'da İngiltere'de çıkacağı Bellator Londra kafes maçı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Şengül maça konsantre olduğunu belirterek, "Bu maçı alacağıma inanıyorum." dedi. "Çok sıkı bir şekilde maça konsantreyim, hazırlanıyorum. Alacağıma inanıyorum, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kendime güveniyorum." Şengül'ün antrenörü Egemen Baranok herkesten destek beklediklerini belirtti. "Lütfen bizi takip edin. Lütfen Sabriye'yi destekleyin. İngiltere'de ne yaparsak yapalım tarihi yazmaya gidiyoruz." Metro Enerjisi spor haberlerini sundu. Thank you.
Menemen Manisa yolunun 1 ve 2. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Akseki Manavgat yolunun 0 ve 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yerköy-Yozgat yolunun 39 ve 45. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.